oluşturmuş olduğumuz menülere mutlaka içerikleri girmemiz gerekiyor. Yani menünün mutlaka en az bir tane buton olmak zorundadır. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağımızı görelim. Menüye buton ekleme işlemini yaparken daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz makaleleri menüye bağlamayı göreceğiz. Üst menüde yer alan menülere tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi az önce eklemiş olduğumuz menü 2 bu konumda yer almaktadır. Menü 2'nin hemen sağ tarafında görmüş olduğunuz gibi yeni menü üyesi ekle butonuna tıkladığımızda karşımıza gelen pencerede bu menü için üyeler ekleyebiliriz, yani butonlar ekleyebiliriz. Burada hızlı olması amacıyla sadece yıldız ile belirtilmiş alanları dolduracağız. Burada menü üyesi türü şeklinde bir seçim yapmamız gerekiyor. Seç butonuna tıklıyorum. Karşıma bir liste geldi. Bu listede bir makale ekleyeceğim için, yani bir sayfa olacağı için makaleyi tıklıyorum. Ardından tek makale şeklinde bir seçim yapıyorum. Bu seçimden sonra alt kısımda makale seç şeklinde bir opsiyon açıldı. Burada da yine seç butonuna tıklıyorum. Açılan listede daha önce oluşturmuş olduğum makaleler listelenmektedir. Burada uzun metin şeklinde olan makaleyi menüye bağlamak istiyorum. Bunu seçiyorum. Seçim işleminden sonra gördüğünüz gibi pasif olan metin kutusunda o makalenin linki belirdi. Burada bir menü başlığı oluşturuyorum. Menü başlığı oluştururken dilediğiniz ismi verebilirsiniz. Yani ekleyeceğiniz makale ile aynı başlık olması gerekmiyor. Buna içerik 1 adını giriyorum. Menü başlığına da girdikten sonra kaydet ve kapat ile işlemimi tamamlıyorum. İşlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu kısımda menülere tıklıyorum. Ardından menü 2'ye tıklayarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu menü için içerik 1 şeklinde bir buton tanımlamam oluşturulmuş. Aynı şekilde menülere geri döndüğümde yayınlanmış kısmında gördüğünüz gibi kaç adet buton, yani kaç tane içerik olduğunu görebiliyorum. Burada dikkat edin, daha önce oluşturulmuş olan main menü bir modüle bağlı görünüyor. Menü 2 ise herhangi bir modüle bağlı olmadığı için şu an sitede görünmeyecektir. Bunu mutlaka bir modül olarak tanımlayıp bağlamamız gerekiyor. Bu menü türü için bir modül ekle şeklinde bir linkimiz var. Buna tıklayarak devam ediyoruz. Burada oluşturacağımız modül için tekrar bir başlık giriyoruz. Menü tire 2 şeklinde bir içerik girdim. Aynı şekilde konum tanımlamasını da yapıyorum. Kullanmış olduğum temaya göre şu an sağ edit pozisyonu kullanarak devam ediyorum. Diğer düzenlemeler olduğu gibi bırakarak kaydet ve kapat ile işlemimi tamamlıyorum. Tekrar sisteme geri dönüş yapıp sayfayı yeniliyorum. Sayfayı aşağıya doğru kaydırdığımda eklemiş olduğum menünün alt tarafta konumlandırıldığını görüyorum. Böylece sitemizde iki tane birbirinden farklı menülerimiz olmuş oluyor. Siz de ana menü dışında farklı menüler oluşturmak istiyorsanız bu şekilde bir yapı kullanabilirsiniz. Burada yer alan içeriğe tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi eklediğimiz makaleye giriş yapılıyor.